Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı Çizili ile karşınızdayız. Bu hafta karşımda Ahmet Sercan Ergün var. Sercan merhaba abi, nasılsın? İyidir abi, e, özletin kendini. Evet, ben de özledim. E, sadece ben özletmedim ya kendimi. Hepimiz birbirimizi özletiyoruz gibi geliyor bu arada. <laughs> evet, abi işte biraz hastalıklar falan yani vurdu İstanbul'da salgın var çok bariz bir şekilde. Evet. E yani ben hastalandım. Sen çok, de rahatsızlandın. Çok dillendirilmiyor ama ciddi bir salgın var. Ben yani iki hafta resmen süründüm diyebilirim. Son 3-4 gündür biraz iyiyim. E malum okullar açıldı. Ben de e, hani okulda bayağı bir kalabalık bir güruhla birlikte çalıştığım için öğrencilerle e, muhtemelen ya orada ya da toplu taşımada bir yerde bir şeyler bulaştı. E, fena idi ya gerçekten. Zorladı bayağı bir 2 hafta. O yani bir 10 gün rahat çok zorladı. Son 4-5 günü birazcık daha fena değildi ama bir 10 gün ciddi vanada zorladı yani benim. Öyle öyle abi yani şey. Yani dediğim gibi antibiyotik antibiyotik bir şey fark etmiyor artık hadi hastalıklar başka şekiller aldı. Ya belki o koronanın bir varyant geldik. Yani korona zaten şeye dönüştü artık mevsimsel gribe. Bir şekilde idare bekleyeceğiz. Biz de vücutlarımız buna alışacak herhalde ama dediğim gibi yani okulların açılmasıyla kalabalıklaşması İstanbul'un. Ben de toplu taşıma kullanıyorum. Ofiste de benim arkadaşlarım. Ofiste çok kişi hastaydı. Herkes raporlu bir şekilde. Ama yani ya devam edeceğiz. Bu, bu şey buna alışacağız yani. Büyük şehirlerde yaşamak demek. Hı hı. Belki 10 yıl sonra başka böyle bir e, korona benzeri bir şeyle karşılaşacak. Dünya daha sık olacak. Ha, bilmiyorum. Ya biz bildiğimiz, bizim bildiğimiz konu belli abi. Biz, biz futbol biliyoruz. Naçizane onun üzerine kafa yoruyoruz. <laughs> Bırak topumuzdan bahsedelim. <laughs> Aynen öyle abi. Valla işte şey Adana maçını izledik Adana maçı sonrası Adana Beşiktaş maçı sonrası senle oturduk şimdi muhabbetimizi ediyoruz Beşiktaş'ta sıkıntı büyük son 2-3 yani hafta sonu oynanan maçta da aslında yani baya kötü bir performans vardı bir önceki maçta işte Trabzonspor'a zaten kaybedildi Bürücü maçı çok çok kötü geçti mucize bir bir puan çok müthiş bir şans yani o maçın bir puanla bitmiş olması. Yani çok acayip bir dönemden de geçiyor Beşiktaş bir taraftan. Böyle bir deminden seninle kaydı açmadan önce sohbet ederken sen de dedin işte arda arda işte birkaç öneleme maçını galibiyetle bitirince sanki böyle bir şeyler oluyormuş gibi insanlar düşünüyordu ama o zaman da doğru düzgün oyun yoktu aslında sahada. Evet skor bir şekilde alınıyordu ama hani Beşiktaş'ın aa işte şöyle oynuyoruz diyebileceği bir oyunu yoktu pek oyun oynayabilecek zaten ne kadro yapısı ne de kadro kalitesi de var. O da ayrı bir konu. Ama bu işin bir yerde patlayacağı tabiri caizse belliydi. Yavaş yavaş o günlere geldik galiba Beşiktaş için. Ha böyle görünüyor. Ya şimdi sen söyleyince aslında şunu düşündüm. Sen yani yayından önce de söyledim. Benim bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçecek olan şampiyonluk yarışından sonra bir daha daha 5. 6. haftada bu puan farkları oluşunca sene sonunda kafamda şampiyonun 80 puan bir civarı aldı ama üçüncünün 65 aldığı, 67 aldığı bir tablo oluşuyor. O da 4-5 maçlık bir fark demek. Son 5-6 hafta iki takımın matematiksel olarak baş, baş, baş başa kaldı ama bütün sezonun aslında yine bu iki takım arasında geçeceği bir duruma doğru gidiyoruz. Çünkü Anadolu takımları ön tarafa kat yani ön tarafa alırken transferleri harcarken parayı Türk oyuncu 3 tane oynatmadan dolayı kalitede düştüğü için e, savunma tarafında problem yaşıyorlar. Beşiktaş'ın dediğim gibi kötü oynamasına rağmen Kayseri'yi ki zaten transfer tahtası kapalı bir takım o şekilde yendi ama e, takımın Adana Demir maçı gerçekten işte yayına girmeden bir yorumcuyu çok popüler bir yorumcuyu dinliyordum tam. 9 tane eksikliği olan bir Anadolu takımı hani kimse alınmasın. Ama hani dedi Anadolu takımı sonuçta ve 9 eksikleri var dedi. Yani ideal kadrosunun neredeyse %70'i 80 i olmayan bir takımdan bu farkı yiyince benim aklıma şu geliyor Mustafa. Keşke Beşiktaş bu 10 üzerinden 7'lik bile olmayan 4-5'lik de Halis Muhlis Onana değil galiba bu bir şeyi. Yan sanayisi. Yani bu Zaynettinovlar, Onanalar en son 20-30 maç 11 çıktığının üzerinden 5-6 sezon geçen Bayiler, e, Müzmin Sakat oyuncular, Rebiçler, Chamberlain'ler her yerine keşke daha işte Raşitsa tarzı oyunculara gidip yine Hacı Ahmet gibi ligden birkaç oyuncu alıp mesela işte Kasımpaşa'dan Hayra alıp on numara tarafında eksiği kaldırıp e, işte elindeki Muleka'yla Cenk'le Abu Bakar'la oynayıp e, Demir Ege'yi, Semih'i kullanacağı ve böyle yapılanmaya gideceği ve önümüzdeki senede hani bu yapılanma sayesinde borçlardan kurtulup bir Avrupa Kupası da olmayabilir. Belki iki yıllık bir yapılanma. Yani bir, bir nevi feda iki yıllık bir feda sürecini geçirip yine üçüncü yılında tekrar yarışmacı olabilecek bir takım inşa edebilirdi. Ama ben geçen seneden beri söylüyorum. Şenol Güneş geldiğinden beri. Şenol Güneş artık e, tam beş şampiyonluk yaşadı ama Miyad'ın adını doldurmuş bir teknik adam benim için. Yani aynı şeyi ben Galatasaray taraftar olarak Fatih Terim için de söylüyorum. Birçok Fatih Terim fanı buna katılmayacaktır ama yaş olarak işte yaklaşım olarak çok artık uzaklaştılar modern futboldan. E Beşiktaş'ın da elindeki kadro yarışmacı olmaktan çok uzak. O ön gelen Amiyane tabiriyle köy takımlarından sonra Bürüz ya yani Brugge maçı Mustafa büyük seni dediğim mucize. 3.5 xG vardı yani Bayern Münih gibi hücum etti neredeyse. Ya yani Beşiktaş onun Brüjün Münih gibi görünmesine izin verdi. E, bu hal böyle olunca da e, bir de bir erteleme maçı alınan berbat bir skor. Yani Adana Demir dördüncü kalecisi vardı kalede. Karaçiş hafta içi sözleşme fesi yaptı. Problemli bir adam zaten. Adana Spor'da da problem yaşayıp Adana Demir'e geçmişti şehrin diğer takımına. <laughs> yani Vedat, e, yani 10 gün önce Vedat muhtemelen e, Beşiktaş başında bırak kaleye geçmeyi değil, yani yedek oturmayı falan düşünmüyordu. Böyle bir durumda gerçekten yediğin yediği B takımı bir takıma karşı alınan bu skor yani hiç kabul edilebilir bir, bir şey değil ama Beşiktaş için bence çok berbat bir sezonun ayak sesleri. Eylül yani hala çok erken ama hiç iyi sinyaller vermiyor takım ve daha iyi gideceğini gösteren bir de ben görmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Çünkü sen daha yakından takip ediyorsun açıkçası. Yok tabii. Yani bazı şeylerde çok geç kalındı. En çok en büyük geç kalınan durumda Beşiktaş'ın çok kötü yönetiliyor ve yönetimin bunu bir şekilde bir türlü kabul etmiyor oluşu daha doğrusu bu bu çok kötü yani kendini kendi öz eleştirilerini yapamıyor durumdalar hatta daha çok daha yeni birkaç gün önce çok iyi yönettiğini kulüpü ekonomik olarak iyi bir yere getirdiğini taraftarın neden istifadeye bağırdığını anlamadığını falan söyledi Beşiktaş başkanı bu bu kötü bir şey yani bir şey kötü yapıyorsan ve bu bunun farkında değilsen en büyük kötülük budur zaten. Ve bu bu yönetimin seçildiği ilk günden itibaren süre gelen bir durum. Beşiktaş yani iki sezondur kötü yönetilmiyor maalesef. Beşiktaş bu yönetim geldiğinden bu yana çok kötü yönetiliyor. Maalesef bir işte alınan bir şampiyonluk, bir kupa e, şampiyonluğu ve işte sonrasında gelen bir süper kupa çok yanılttı her şeyi çok göz farklı göz boyadı, evet, göz boyadı. Şey... farklı görünmesine neden oldu. Bu Darar da maalesef... oldu. Beşiktaş'ın. Bence zararını oldu bu. Kesinlikle öyle. Ee, bir de şey çok aslında kötü. Şampiyonlar Ligi'ne gidildi. Yani şu an Galatasaray'dan önce en son Beşiktaş gitmişti Şampiyonlar Ligi'ne. Ve çok kötü bir sez Şampiyonlar Ligi sezonu geçirildi. Ve o kötü Şampiyonlar sez Ligi sezonuna çok kötü transferler ve çok maliyetli transferlerle gidildi. O da mali olarak kulübü birazcık e, aşağı çeken şeylerden biri oldu. Bu yönetimle o... Şampiyonlar Ligi'ne gidiş maalesef hani en istenmeyecek şeylerden biriydi. Çünkü transfer yapamayan bir yönetim. Gerçekten çok basiretsizler bu konuda. Senin dediğin gibi evet so güzel görünmüyor yani. Zaten güzel başlamamıştı. Bütün transfer sezonu da öyleydi. E, şu an da güzel gitmiyor hiçbir şey. Sonrasında da pek umutlu görünebilir. Yani o, hani sen ne kadar sen o güneşi kötülesen de maalesef eldeki en iyi şeylerden bir tanesiydi şu an. Beşiktaş'ın sahip olduğu çünkü geçen sezon geldikten sonra e, bayağı iyi şeyler yaptı aslında eldeki malzemeyle bir şeyler iyi bir şeyler çıkarmaya başarmıştı şu anda da eldeki iyi olmayan şeyleri birazcık iyi gösterebilecek şeylerden bir tanesi Şenol Güneş'ti ona rağmen iyi görünmüyor hiçbir şey bakalım yani evet güzel görünmüyor ve sezonun çok çok daha başı buna rağmen böyle karamsar olmak kötü maalesef. Bunun bir nedeni de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hem kadro kalitesinin çok iyi olması hem iyi başlamış olmaları. E, Fenerbahçe yenilmez gibi duruyor görünüyor şu anda. He, ha keza Galatasaray'da öyle e, geçen seneki oyunun ritmini daha tam tutturamamış olsa da Galatasaray bu kadro kalitesiyle bir şekilde yine bir şeyleri e, oyununu ritmini rayına oturtacaktır. O yüzden dediğin gibi evet yukarıdaki ikili kopup aşağıdakiler onlara yetişmeye çalışacak ama solukları yetmeyecektir. Trabzonspor'un da ha keza kadro kalitesini biliyoruz. Zor bir sezon ki şimdi e, yani bugün aslında bir taraftan şeyi de konuşacak konuşmak istiyoruz istiyorduk seninle. Ee, biliyorsun bir ligde e, statünün, oynanış şeklinin değiştirilme niyeti var ki bu e, bir e, şirketle anlaştı Futbol Federasyonu. Bu şirketin kamuoyuna sunduğu bir anketle bir kamuoyu yoklaması yapılıyor. Nasıl bir lig istersiniz şeklinde. O zaman da zaten o anketi bilmiyorum sen açıp baktın mı doldurdun mu ben doldurdum anketi anketi bir şekilde seni playoff'a doğru yönlendirmeye çalışıyor hani onu cazip göstermeye çalışıyor. Abi anket Excel formatında mıydı? Çünkü biliyorsun bizim TFF'nin <laughs> sitesi böyle şey Excel ama Windows 98 Excel'inde hala açıklandığı için her şey. Hani şeye giriyorsun Akrep Nalan sitesinden hani bir tık daha modern <laughs> bir site var TFF'nin sağ olsun. Hani e, orada inanılmaz bir data var muhtemelen onu bir yere taşıyamıyorlar. Bununla alakalı da benim şeyi biliyorum. Yani bu bildiğim bir şey aslına bakarsan. E, oradaki hani Filiz lisansı olan amatör oyuncuların dahil orada her dataları olduğu için onu muhtemelen bir yere taşıyamıyorlar. Ama yani böyle bir bilgi çağında böyle bir şeyden söz etmek zor. Aynen tam ben de onu diyecektim ama Böyle bir çağda o datanın başka bir yere taşınamıyor olma ihtimali var mı yani? Ya o Bir, o, bir yolu o, tabii, vardır bulunur yani. Şimdi... Tabii abi. E ee, Şampiyonlar Ligi, Hollanda Ligi, işte Belçika Ligi'ni dizayn etmiş bir şirketle anlaşmışsın. Buralara bu paraları dökebiliyorken ligin görünürlüğünün ya da ülke futbolunun görünürlüğünün en önemli şeyleri, şeyi medyandır. O medya araçlarından bir tanesi de senin web siten yani web siten bu halde olması çok kötü bir şey tabii yani. Çok haklısın. Akrep Nalan'ın sitesi seni de... yine cezbediyor abi. Oradan çıkamıyorsun evet. Akrep <laughs> Nalan'ın sitesinden. Abi çünkü şarkılar şarkılar indirebiliyorsun oradan hala. Bir de <laughs> Abi şöyle, geçen sene Twitter hesabı açıldı. Yani hala yani ligin, ya marka değerinden bahsedilir. ya oralara girsen, ne marka değeri abi? Yani e, stadı olmayan, taraftarı olmayan takımlar. Birinin stadı var, taraftarı yok. Birinin taraftarı var, stadı yok. Ne İstanbul takımları gördüm, üzerinde hırka yok abi. Hani bu böyle bir şey değil ve şampiyon e, şipe çevirelim o zaman. Doğu ve Batı konferansı olsun. Etnik kökene göre bir ligi bölelim. Hani böyle Çerkez Division. Böyle yumuşatıyorum şu an. İnan yani böyle dediğimin ucuna çok şey geliyor. Oynatalım abi 46 <laughs> takıma çıkaralım. Profesyonelliklerde zaten 180-190 takım var. Ya yes, Hollanda'dan bahsettin sen. Go Ahead Eagles'ın yedek kalecisi muhtemelen yaşadığı şehirde kirada oturuyordur. Sen burada 3. Lig oyuncusuna 1 milyon lira falan veriyorsun. Yani Türk bunu euroya pound'a çevirmiyorsun. Türk parasıyla kazanıyorsun sonuçta. Işte. Kim hangi işte yıllık kemiksiz bir milyon alıyor. Burada vergi ödemiyor. Bir de öyle bir fark var. Yani burada ne marka değinden söz ediyoruz abi. Hani İstanbul ben İstanbul takımı görmek istemiyorum. Yani İstanbul'da yaşayan biri olarak ne Pendik'i ne İstanbul'u. işte Ümraniye gitti Eyüp gelecek. Hani bunun sonu ne acaba? Şey dönecekse ben tamamım. Feriköy, Vefa, Yeşildirek, Beyoğlu Spor işte. Hani şey böyle Akris Tıkınız Cihan diye futbolcularımız falan çıkacaksa yine 50'ler <laughs> falan. Öyle olur. Binyakos'un kramponları dönecekse ben okeyim ama yani burada ironi yapmaktan nefret ediyorum. Ama yani alay etmeden şey yapamıyorum abi. Bu ligde playoff. Tam bu playoff'u neden oynatacağız? Yani heyecanı, heyecanlı kılmaksa lig ligi başka bir sürü araç var. Sen A2 ligi gibi şey yapmaya çalıştın yine. Oyuncular 9-0 maç bitti. En son sahaya inekler girip maç sahada otluyordu. Sonra apar topar o ligi kaldırdı. Kandallarla dolu. Milli takımın başına getirdiğin hoca ne yaptı belli değil. İnanılmaz bir hoca sirkülasyonu var hala. E, ee, takımlar inanılmaz borçlu. Biz de hangi playoff yapacağız abi? Belçika ligi gibi puanları ikiye bölecek, bölüp atacaksak böyle hani 82 toplayan takım 41 ile falan başlayacak. Son galibiyeti 2 mi vereceğiz? Yani bunların ben derdini hiç bilmiyorum. O ankete falan hiç bakmadım. Mustafa <laughs> <defa> açıkçası. <laughs> Açıp yani çünkü benim için yok hükmünde o tarz şeyler. Çünkü çok basit şeyleri bile yapamayan bir federasyonun yani daha çok maç oynatmak, daha çok gelir sağlamak diyeceğim. Lig şampiyonu 1 milyon euro kazanıyor. Icardi'nin aylık maaşını öderiz. Şimdi Nisan taksizini şeyden veririz şampiyon olursa. Fener Tadiçi veya Ceko'yu öder. Yani gelir üretebilen, senin marka değeri yaratman için gelir üretebilen, sürekli gelir üretebilen, sürdürülebilir olan ve başka ligler taraf, yani başka ülkeler tarafından izlenen bir lig olman lazım. Senin Gürcistan'da bir adam Trendyol Süper Lig izlemiyor. Premier Lig izliyor. İtalya izliyor. İspanya izliyor. Fransa izliyor. Belki şampiyon izliyor, Hollanda izliyor. Hatta İskoç izliyor, yine seni izlemiyor. Evet. Yani biz burada kendi kendimizi avutuyoruz. Bu hani kendi aramızda hep konuşuyoruz. Dünyanın en iyi ligi. Çünkü draması bol, mücadelesi yüksek bir lig. Kolay bir lig değil Türkiye. Gerçekten Türkiye süper ligi. Ee, bazen maçlar inanılmaz geçiyor. Ama bunun ligin marka değerine yansıması için senin halletmen gereken çok temel gereklilikler var. Senin İstanbul'da yeşil sahan yok. Doğru düzgün çocukların top oynayabileceği. Projete takımlar var. Tepe taklak altın orduya baktın mı bilmiyorum. Sadece bir beraberlik aldılar hmm. 5 ve 6 maç sonunda. Hmm. O hani Süper Lig'in eşiğinden dönen takım şu an hani o şey 70'lerin ünlü şarkıcısı şimdi ne halde konumundalar. <laughs> Demek ki o da sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu tarz projeler de o, tutmayınca suni gündemlerle ilerliyor. Yani mesela Samsun şu an hoca değişikliğine gitti. iyi para harcadı. Ama Samsun başkanı oradan desteğini çektiğinde ya da bu paraları harcamadığında bu takım düştüğü anda bu takım 3. Lig'e kadar gidebilir. Gidebilir, sürdürülebilir. Bunların hepsi hiç gidiyor. Hiçbir yapısı yok bahsettiğin gibi. Dışarıdan enjekte edilen paralarla bir yerlere getirilip başkanın o oyuncaktan sıkıldıktan sonra oradan çekip gitmesiyle her şey yani gördük bir sürü takım, bir sürü köklü takım diyebileceğimiz Takımların şu an nerelerde olduklarını, ne halde olduklarını biliyoruz. Yani Malatya, yeni Malatya, yepyeni Malatya, öz yeni Malatya. Abi şey gibi Harem Otogarı'na yanaşan otobüs firmaları gibi sürekli isim değiştiriyorlar. Yani yazık, biz de takip edemiyoruz. Yeni Mersin, eski Amasya, şey hafif şey, çıtır hasarlı Artvin. Ya gerçekten ben, ben bana çok komik geliyor Mustafa. Yani playoff'u tartışana kadar, ya zemin ya zemin. Yani zeminler, o dünkü maç İstanbul şey Galatasaray maçı işte feshedilmiş kontrat. Yeşile boyanması falan artık ben kanıtsadım ya bunları. bana buna bunlar olmadığı zaman garip geliyor. Ben iyi bir zemin gördüğüm zaman şaşırıyorum. İyi bir hakem yönetimi gördüğü zaman şaşırıyorum. Mesela federasyon bence elindeki birkaç hakem hariç hepsine futbolun hani nasıl bir oyun olduğunu temel gerektiklerini ve bir oyunun oynanması için neler gerektiğini öğretsin. Hani ondan sonra yok yarı otomatik offside'e geçene kadar futbol bilen hakem yetiştirsinler. Ya da e, alt yaş gruplarında neden Madara oluyor? Neden Ümit Milli takımlardan yukarıya oyuncu çıkmıyor? Neden en az... Avrupa'nın genç oynatan liglerinden biriyiz. Bu soruları soralım. Ondan sonra geliriz. Ya playoff'u tartışmaya farkındaysan gelmek bile istemiyorum. Evet. Çünkü bu yapısal problemleri çözmeden. Yani sen bir bina inşa ederken altyapısını hazırlamazsan bu binada neden sürekli ben tuvalet sorunu yaşıyorum? Neden asansör çalışmıyor? Neden işte zemin eğik? Neden kışın ısınmıyor? Diye soru soramazsın abi. Yani bu bu çok iki kere iki dört. Abi, o yüzden ya bilmiyorum. Sen sen ne diyorsun? Daha önceki playoff deneyimini hatırlıyorsun. Aslında sana onu sormak istiyorum. O zaman ben ben de öğrenciydim zaten yaşlarımız yakın abi. Ama mesela o playoff heyecanlı mıydı sence? Ya da son dakika mı? Ben oradaki şeye de hakim değilim. O son dakika mı belirlenmişti? Orada bir sürü bir kafa karışıklığı var. Ona da dönüp baktığımı söyleyemeyeceğim. Yani burada da şimdi yine lig başladıktan sonra tartışılması bana iyi niyetli gelmiyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Şöyle e, o dönem biliyorsun, yani büyük bir skandalla geçmişti o, o bütün yaz ve yani bütün transfer dönemi ne transferler konuşuldu, ne takımların hazırlığı konuşuldu. Çok tuhaf bir sezon başlangıcı olacak yaptı ki işte o ilgiyi tekrar işte bir sahaya çeki herhalde orada işte bir tane akıllının ortaya atıp aa evet böyle bir şey yaparsak ilgiyi tekrar toparlayabiliriz deyip sezona öyle başlanmıştı. Şöyle ya tabii ki yani senin liginin en iyi dört takımını en sonda bir araya getirip sürekli maç yaptırmak heyecanlı bir şey. Bu çok heyecanlı bir şey. Ama bunun bir çözüm olmasını beklemek büyük bir saçmalık. Yani senin toptan bir kalite arttırma arayışına girmeden böyle bir şeyle olayı çözmeye çalışman büyük bir saçmalık. O zaman da büyük bir saçmalıktı. O zaman da asıl olan sorunun üzerine gidilmeyip buradan nasıl en kolay şekilde yırtıp tekrar ilgiyi çevirebiliriz Z odaklanmışlardı. Mesela yani çok şey yapıldı ama o zamanki Ünal Aysal'ın bu yangın üfleyerek sönmez lafı Gerçekten aslında başka bir şey ifade ediyordu. Bambaşka algılandı. Ben mesela ben Galatasaraylı değilim. Ama bir şey, anlamı vardı bence o lafın. Ee, öyle düşünüyorum o zaman. Şimdi şimdi içinde bakıyoruz. Aslında bu bizim millet olarak birazcık tabii ki bu tarz genellemeleri çok sevmem ama bunun da bir gerçekliği olduğunu düşünüyorum. Karakterimizi de aslında birazcık ortaya koyan bir şey gibi. Hiç e, sorunlara sorunların çözümüne odaklanmadan baş, şeyin futbol federasyonu başkanı söylediği şey var. Tekrar 500 milyon civarına bu şeyi getirmemiz lazım. Acilen bunu tekrar oraya getirmemiz lazım. E, getirmek için ne yapacaksın? E, sadece iki tane İstanbul'un büyük takımının değil diğerlerinin de bu ligde mücadeleci olabileceği oyun ve oyuncu kalitesini yukarıya çıkarabileceği dışarıdan işte zengin birkaç adamın kulüplere para enjekte ederek transferlerle işte o takımları şişirerek burada mücadele edeceği değil sürdürülebilir yapılarının olabileceği bir düzen için aslında uğraşmak gerekiyor ama yok hayır biz en iyi takımlarımız kim bizim işte Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon belki işte Adana bilmiyorum o sezon için kim sıyrılabilirse biz bunları en sonda bir 5'er 6'şer maç daha yaptıralım o zaman tribünler de dolar Sürekli derbi oynanacak düşünsene. Tribünler de dolar. Gündem sadece futbol olur. Sadece futbol konuşulur. E, bu maçlar abonelikte yapılır. Televizyondan da izlenir. Biz bunu yapalım abi tekrar. Yani bunun için para dökmeye gerek yoktu ama bu sefer işi... Bakın biz değil dışarıdan tuttuk tuttuğumuz şirket de söylüyor. Bizim tekrar bu ilgiyi futbola çekebilmemiz için marka değerimizi yükseltmemiz için bunu yap yapmamız gerekiyormuş. Şu dışarıdan birilerine söylettirecekler. Çünkü anketi evet ben girdim baktım doldurdum. Sürekli karşında şu geliyor. En iyi takımların sürekli bir arada maç yapmasını ister misin? En iyi takımları sürekli bir arada görmek ister misin? E şimdi bir taraftar olarak sıradan herhangi izin bu konuştuğumuz bütün her şeyi düşünmeyen ama sürekli Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maç yapmasını isteyen bir taraftarın düşün o, o şıkkı işaretleyecek başka bir şıkkı işaretleme ihtimali onu söyleyen taraftar aynı zamanda işte geçtiğim sene Süper Lig, Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkıyordu ligler. <laughs> devam etmedi. Niye hep birlikte oynayacaksın? O zaman oksimoron yani sen kendini çelişiyorsun. Bir daha bir şunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Naçizane bir beyaz yakılı olarak o kadar çok iş başvuruları <laughs> yaptım. Hiç o kadar çok şirkette görüştüm ki bu iş yönlendirme. Yani onlar çocuk kandırsınlar abi. Emzik versinler ağzına. Bazı insanlar öyle kandırsınlar. Bu kişilik envanteri dediğin şeyin bir benzeri. Şirket envanterlerinde şirketler sana 80-100 soruyorlar ve stres altında çalışabilirim dersin bir yerde. Bir yerde ise bunu stres altındayken verimim eskisine gibidir, eskisinden daha yüksektir dersin. Başka bir yerde de stres altında, e, normal halimden daha iyi çalışırım gibi bir şey işaretlersin ve der ki bu adam biz bu adamı mesai kitleyelim abi oraya çıkar yani. İşin şeyi bir yana, mevzu şudur orada. Mevzu tutarlı cevaplar vermeni ya da istediği cevabı vermeni de yönlendirir aslında belli noktalar. Çünkü <laughs> o envanter yüzünden işe alınmamış insan da çok duymadım mesela. Ya yani burada o şirket onu yapmaya çalışıyor ama abi bu iş şöyle olurdu. Sezon biterdi. Yine tartışmalar olur. Galatasaray şampiyon bitirdi diye yapıldı. Fener yapamadı. Ama sen bunu Mayıs değil Haziran ayında e, önümüzdeki yıl playoff sistemine geçilecek derdin ve takımlar ona göre kadro kurardı ve işte puanlar puanların %75'i alınacak, yarısı alınacak derdin. Sonra da galibiyet 3 puan değil 2'ye düşecek çünkü ya da avantajı ortadan Şimdi orada avantaj ortadan kalkıyor ya mesela 80'e 40'a düşüyor 65'e 32.5'a 33'e düşüyor 7 puana düşüyor. 7 puan olduğunda sen 5 maç fark attığın takımda 2 maça düşürüyorsun. Tam playoff'un da mantığı bu. Ama bunları söyleseydin takımlar şunu derdi. O zaman ben abi Fenerbahçe erteleme maçına gerçekten yedek olmuşlardı ama baştan sona. Çünkü kaybetsem de playoff'a etki etmez. Diğer maçlarımı kazanacağım derdi. Ee, diğer takımlarda ilk 6 sıra olduğu için 7. sıradaki 8. sıradaki takımı hala şeyde tutardı. Mesela NBA play'ine geçti biliyorsun. İlk 8 değil 12'ye kadar geliyor iş. Zaten konferansta 15 mı ne var? Yani işte o berbat götüren tanking yapan NBA deyimiyle 3 takım har yeniden yapılanan falan 3 takım har hiç hepsi bir konferansta mücadele ediyor. Eskiden 16 takımın kaldığı yer için 30 takımlık ligde 24 tane bilet oluyor. O da ne demek? Her 4 takımdan 3'ü buraya katılıyor. Ha bunu tabii rekabet için yapıyor onlar. Zaten yani NBA'in daha çok para kazanmayı her zaman düşünüyorlar ama bir model yani bir oyun modelleri ve lig sistemleri var. Senin burada herhangi bir sistemi yok ve bu playoff kalıcı olacaksa 5 yıl boyunca playoff olacak diyorsan onu da anlarım. Ama, ama şimdi yaptım. bir sistemi ha. var diye bahsediyorsun abi. O sistem de en aşağıda kalanı en yukarıdakine yaklaştırmak üzerine kurulu bir sistem. Tabii sürekli ki. toptan Rekabet. kaliteyi tabii ki sürekli toptan kaliteyi arttırmaya yönelik, rekabeti en üst düzeyde tutmaya yönelik bir sistem. Burada işte biz bunu düşünmüyoruz sürekli. Sürekli tabii en bizim iyiler bizim. çok daha iyi olsun üzerine kurulu yani. Ya Mustafa bu şekilde gidersen makas yani inanılmaz açıldı. Yani şimdi evet. birkaç örnek hariç takımların şimdi transferleri sağ kadroya bakıyorsun altı kaval üstü şişhane. Ön taraf uçuyor isimli oyuncular birkaç. birkaç gözden düşmüş Avrupalı yıldız. Van takımlar takımları için de diyorum yani. Arkaya bakıyorsun yine böyle şeyler. Osmanlılar, Semihler, Hamdiler yani bu şey için <laughs> söylemiyorum. Ya yani Samsun Spor Galatasaray deplasmana çıktığında gencecik bir stoperle çıktı. Galatasaray mesela sadece oyuncu kalitesiyle 2 yerde üç attı. Konsantrasyonu bozuldu maç ortaya geldi. Sonra aynı Galatasaray Kopenhag maçında rakip 10 kişi kaldı ama oyuncu kalitesiyle hani bireysel yeteneklerle maç çevirdi. Yani bu Kopenhag'dan bahsediyoruz. Türkiye liginde Kopenhag, Kopenhag'ın fiziksel üstünü kuramayacak hiçbir takım yok. Galatasaray ilk haftanın sonunda en az koşan 3. 4. takım olmuş. Bu senin liginin şamp. Bin tane oyuncu almış. Hani Galatasaray'ın transfer politikasını zaten konuştuk ettik de. Lig fizik oyun çok fizikselleşti biliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nin en boy ortalaması kısa takımıyız 11 olarak. En az koşan 3. 4. takımıyız. Yani sen nasıl rekabet edeceksin? E, ligde bu iş daha da şey hale geliyor. İstikrarsız Türkler hala Gökhan Töre'den ondan bundan Medet Tuman o, yani bu oyuncuların bazılarının bırak Süper Ligi TFF 1'de falan alt ligde rotasyon oyuncusuna yani Gökhan Tören'in şu an Bolu Spor'da 11 çıkmaması gerekiyor. Abi yerler orada. Ama tabii Süper Lig'de kontrat alıyor. Çünkü yerli. Hala bu problem var. Sen bu ile alakalı herhangi bir ödüllendirme sistemine gitmiyorsun. 21 yaş altı oyuncu oynatmak için. 21 demiyorum hadi 23 olsun. Bu 20, 23 yaş altı oyuncu oynatayım. Şu bu sene sonunda farklı bir şey vereyim. Bir ödül vereyim. Ya bilmiyorum neyi. Ya burada daha çok maç oynatalım. Playoff yapalım. İyi güzel tamam. Playoff'u yani yapacaksın. Kaç maç düşünüyorsun? Ne, mesela tarafsız sahalarda mı oynanacak? iki kişi maçtan biteceksin yoksa 3-4 maçlı Dünya Kupası gibi mini turnuva böyle eleme ne mi yapacaksın? Yani ben an belki bir iyi niyet de var burada. Niyet okumak. Tabii niyet okuyoruz burada Mustafa hani bariz bir şey bu. Ama niye okumak zorundayız. Yani bu bu kime yarayacak günün sonunda ya da kime? Hey yabancı bir şirketle görüşüyorsun. Onun bağlantısını birileri kurmuştur. Onu da anlıyorum. Ama bu federasyon ya federasyon başkanları işte Merkez Hakem Kurulu'nun bir şeyleri bazen Mustafa futbolla asfer kadar iç içeyiz. Zaten bu yüzden buradayız ama ismini daha önce duymadığın adamı federasyon başkanı getiriyorlar. Zaten hani futbol içinden gelmemiş. Yani ben bu şeyden bahsetmiyorum. 20 sene Barcelona'da oynamış adam işte. Galatasaray'ın falan eski kaptığında bahsetmiyorum ama futbolun içinden gelmemiş. Sağ içini bilmeyen, kulüplerin nasıl yönetildiğini bilmeyen, nelerin yapılabileceğini bilmeyen insanlardan kurulu bir sistem yapıyorsun. Senin en Almanya'da yetişmiş, işte Münih, Madrid görmüş adamın bile şey yani stajyer hoca getiriyor. Ya ben bu hocalar konusunda biliyorsun hiç böyle normalde yorumlar yapma fikirlerim olmaz da ya geçen bir biriyle konuşuyorduk şey yani Kursun, Türk değil Türk milli takımdan tazminat alması yani ona bir tane yuvarlak e, kütahya porselenli tabak verip hadi abi yallah de, de, demen gerekiyordu yani milyonluk kontrat şeyden bahsediyorsun tazminattan yani senin ne milli takımın da milli takım sen alt yaş gruplarında fizik ezim ezim eziliyorsun fiziksel olarak. Oyun tempon yok. Ligin topun en az oyunda kaldığı lig yaş ortalaman Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'la kapışıyor. Ama sen playoff. Aynen abi playoff. Ne, no, ne no olur. İnşallah da gelir ya. Mustafa. Çünkü <laughs> ka kaosu severim yani biliyorsun. Bakalım oradan hani ne çıkacak, bunu ne şekilde getirecekler tabii o st statüs de önemli yani ne şekilde bu playoff oynanacak. Biz dediğin gibi bir taraftan bu niyet okuyoruz söylenenler üzerine bir çıkarım yapıp konuşmaya çalışıyoruz ama buraya doğru gideceği görünüyor. Çünkü bir de yanlış hatırlamıyorsam şey de diyor yani kulüpler de buna sıcak bakıyor. Kulüplerin buna sıcak bakıyor olması da ilginç. Ya şu yönden anlayabiliyorum. Daha fazla gelirin artacağını, gelirin Arttığı zaman da daha fazla ellerini rahatlayacaklarını düşünüyorlar. E, bu yönden sıcak bakıyor olabilirler ama e, biz maalesef bu kalitenin alttan yukarı doğru arttığını görmediğimiz sürece daha iyi, daha mücadeleci, Avrupa'da da bizim diğer takımlarla mücadeleci olabileceğimiz bir yapıya dönüşemeyeceğiz, gelemeyeceğiz bu 2-2-4. Çünkü yıllardır hep aynı şeyi deniyoruz. Bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden gelen geliri bahane ederek büyük Avrupa'da gözden düşmüş futbolcuları kadroya katarak oradaki büyük takımlarla işte büyük liglerle mücadele etmeye çalışıyoruz ama olmuyor. E, tabii ki olduğu birkaç e, örnek oldu. İşte e, Galatasaray e, başardı. İşte Fatih Terim'le e, işte o ilk playoff'lu sezonun başlangıcından itibaren her sezon üstüne koyarak koyarak. E, bir Şenol Güneş başardı işte gruptan çıkıp e, Bayern Münih'le eşleşene kadar ki olan kısım bir önceki sezon yine Avrupa Ligi'nde çeyrek final yaparak. Ama işte o kadar. Yani yani bir elimizde sadece o birkaç örnekle hala aynı şeyi denemeye çalışıyoruz. Bu sürekli aynı şeyi, aynı hatayı yaparak bir başarıya ulaşmayı düşünmek. Maalesef herhalde genlerimizde var ve sürekli bunu yaparak bir şeyleri elde etmeye çalışıyoruz. Bu garip geliyor abi bilmiyorum. Abi kültürel bir şey bu yani aynı hataları yaparak doğru sonuç beklemek bizim biraz kültürel bir şeyimiz. Hani belki bu sefer olur. Çünkü işin içine kadar kısmet şans işte bir şeylerin Allah'tan gelmesiyle alakalı o kadercilik var. Ama az önce söylediğin en Başta şeyi şu an oradan alacağım. Kulüpler bir kere siyasetin kucağında Mustafa. Yani şeyde değil, elinde, avucunda değil, kucağında. Tabii. Kucağında olunca da e, zaten yerel yönetim. Yani Kayseri Spor e, Başkanı, işte zaten atanmış misara ya da başka bir kulüpten bahsedebiliriz. Rize şu bu. Belediye Başkanı, yerel yönetimler en ufak şey amire kadar vali kaymakam oradan hareket ediyor. Deli gibi bir borcun içindeler. Kulüplere mali denetimler gitse %80'i falan böyle e, kilit vurur şu kapısına. Borçlardan o takımların yani borçlar yüzünden üç büyükleri falan amatöre düşürmen gerekir. Böyle Rangers'ta yapılan gibi transferlerdeki işte usulsüzlükler, uskunlar bunlar. Hepsine baktığında şirketleşmeler derken bu geldiğin nokta zaten bariz yani siyaset yani siyaset neyi emrediyorsa, daha çok kar istiyorsa siyaset. Bir daha bu 500 milyon bu arada euro mu? Evet. Abi ya işte ya derler yani ya matematik bilmiyorsun, ya hiç dayak yemedin. <laughs> Abi bu kurla 500 milyon euro marka değeri yaratman için mucizeye ihtiyacın var. Hatta mucize bile bu şey kalır. Yani 100 sene önce bir 50 milyon, 100 milyonluk bir pazar yarat. 500 milyon euro dediğin paraları Fransa falan görmüyor. Saint-Germain dışarıda tut ya pandemide yayın gelirleri olmadığı için Fransız, Hollanda kulüpleri falan iflas ediyor. Ya bu sen şey burada... vardı ya işte bir önceki yayın bedeli oralara kadar çıkmıştı ya hala orayı hayal ediyorlar. O bir mucizeydi. Fark ama ama kur farklıydı abi. Yani arada Tabii ki zaten o yüzden oralara bulmuştu. Türkiye vardı. Yani Tabii. Türkiye'de önce dolar, euro işte pound'un düşmesi lazım ya. Yani Türkiye'de ilk önce ekonominin düzelmesi lazım ki futbol ekonomisi yaratabilir. Yani burada komik bir şey var zaten ve futbol ekonomisini yaratmayı işte bu paraları ulaşmamız gerekiyor deyip hayal satanlar zaten siyasetin oyuncağı. E siyasetin siyaseten yapılan hataların bedelini ödüyor aslında futbol kulüpleri. Yani onlar da bu bunun bir paydaşı. Ama aynı zamanda hem çanak tuttular hem de bedelini ödüyorlar. Yani bu bir artık şey çıkmaz. Bu bir kısır Tabii ki döngü. Yıllardır birbirini besliyorlar. Yani siyaset sporu kullanmak için 2000'li yılların ortasından beri büyük bir mücadele veriyor. Ve tamamen ele geçirmiş durumda. E, şu anda bütün hücrelerine kadar girmiş durumda. Bir tek ne hikmetse voleybol federasyonu birazcık orada farklı bir yıldız gibi parlıyor. Onun dışında her her orada e, spor da... branşının içinde korkunç bir şekilde e, girmiş durumda siyaset. Ve orada at koşturuyorlar. istedikleri her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Orada da insanı... pasta büyüsün. Orada da pasta büyüsün. Sponsor gelirleri mesela şu an ilgi inanılmaz az yüksek Türkiye'deki en değerli en başarılı takım sporları. Orada da pasta büyüsün şey büyüsün orada da farklı bir yakış olur. Yani sürdürülebilir bir yapı var orada. Sporcu yetişiyor beni mutlu eden kısmı o. Ha şu milli takımın oyuncuların çoğu çok genç. 23-24 yaş bir çekirdek var. Ama bir yandan baktığında Mustafa İtalyan kulüpleriyle karşılaştırdım. Tam yani İtalya'da ben Air İtalya'nın bir takımı olduğunu düşünmüyorum en üst ligde. Ya da bir holdingin takımı Hı. olduğunu. Mesela ya Vakıfbank, bir devlet bankasının takımı. Eczacıbaşı tamam. Eczacıbaşı zaten spor kültürü için çok değerli bir kurum ama yani aslında bir holdingin takımı. E Türk Hava Yolları var. Yok Karayolları var. Ya bunun sonrası şey zaten. İSKİ, Çemiş Gezek Belediye. Zaten belediye takımları da var. Aslında baktığında orada da şey var. Yani büyük kulüpleri falan Beşiktaş bir an e küme falan düştü. Galatasaray böyle sürekli 5. 6 sıralarda mesela ben Fenerbahçe'yi bir kenara koyuyorum. Fenerbahçe'de koç grubunun tabii ki desteği ama daha azıldığından Yıldırım'dan beri devam eden bir yatırım var o tarafta. Yani bak Orası bile aslında devletin siyasetin belli noktalarda müdahale ettiği bir yer ama orada bir oyun kültürü futbolun o içerdiği pislikten daha azade ve sürekli sporcunun yetiştiği ya ülkede temiz kalan bir nokta ama Türkiye'de futbol yani endüstriyel futbol zaten birçok şeyi değiştirdi de hani Türkiye'de futbol çok kirlendi artık hani kirden pastan o topu göremiyorsun hani rom romantize etmek ya romantize etmiyorum eskiden her şey çok güzeldi şu bahsetmiyorum ya bayağı kirli bir ortam var takım muhabiri kavramı var ya bu Buraları bunların hepsini konuşunca, Mustafa zaten play off o yaratılmak istenen ekonomi yani şey var temelsiz olmayacak bir şey olsa da kadık kalacak hani böyle neden ne, neden yaptın belli değil niye var oynanacak bitecek belki olması gereken heyecanı belki daha da düşürecek sen daha fazla heyecan yaratmaya çalışırken gibi gibi evet maalesef dediğin gibi bence de soru oraya çıkacak görünüyor yani olması gereken heyecan aslında sen dedin ya kal severim Oraya dönüşecek çünkü ilk denendiğinde de oraya dönüştü ya bu büyük kulüpler zaten o kaosla kavgayla besleniyor sen daha fazla bunları bir araya getirerek o kaosu kavgayı daha da büyüteceksin aslında bir taraftan marka değeri derken marka değeri eşittir o kaos olmuş oluyor <laughs> bizde ee, bilmiyorum yani tuhaf bir her çelişki yumağı yani her yönden tamamen yani aslında. bakalım nereye doğru gidecek abi? Ee, biz dilimiz döndüğünce beraberce karşılıklı tartışıp konuşmaya çalıştık bu konuyu ama e, gelecek günler neye gebe göreceğiz. Abi gönül istiyor ki işin daha teknik taraflarını, planlı programını konuşalım. Ama yani oralara gelinmediğini söylememiz gerekiyor Mustafa. Yani oralara oralara gelinmemesi gerektiğini aslında bakarsan yani oralara gelemeyiz ki. Çünkü temelsiz bir şeyi ne kadar üstüne yapı kurarsan kur o çökecek bir süre sonra. Yani evet. bu, bugün, bugün playoff, bugün yarın başka bir şey. Yarın 20 işte 21 yaş altı, 23 yaş altı ligleri sen ilk önce altyapılarda işte sahalar oluştur, daha yarışmacı yap, fiziksel olarak daha iyi bir takım. Yani mesela federasyon otursun, 5-10 yıllık plan çıkarsın ve desin ki ben Avrupa'nın baş altı ülkelerinden birini geleceğim Altyapılarda yani U17 U19 U21 turnuvalarında sürekli elemelerde takılmayalım ya ya yani milli takımlarımız her sene gitmezsin çünkü bazı yaş gruplarında 8 takım falan vardı bir ara hani elit bir turnuva oluyor o yaş grubunun en iyi 8 ülke yani bazıları ya oraya araya bakıyorsun Romanya karışmış kolay bir gruptan gelmiş o ara 17 yaş altında iyi bir jenerasyon yaşamışlar yakalamışlar. 4 sene sonra bakıyorsun U21'de takım grubunda 3. oluyor. Yani bırak şampiyonaya gitmeyi. Hani grupta çıkamıyor. Ee, ya bunların hepsi ya bunlar bir iki tesadüf ama ekol ülkeler var. Yani sen kendini sen şunu söyle. Ben Belçika ve Hollanda ile işte Danimarka ile U19 U21 seviyesinde kafa kafaya oynayabilecek tempo. Onlar kadar koşacak, onlar kadar sahi fizik koyacak ve şu sistemle oynayan bir milli takım yaratacağım. Benim milli takım ekolüm 4-2-3-1. Benim milli takım şu yaş grubunda işte bunu alternatif olarak 3-5-2 oynayacak. Ben yani şu an tamamen şeyden bahsettiğim farkındayım. Bir fantezi bu yani. <laughs> bu olacak bir şey değil. Çünkü hani 3 5 oynatan yarın terörist falan ilan edilebilir biliyorsun. Yani Türkiye'de çünkü her şey saçma sapan. Sosyal medya her şeyi o kadar hızlı tüketiyor ki sistemler anlamsız, hocaların hepsi kötü bütün oyuncular çöp sadece ya bu ama bu kültürü futbol ortamı senin dediğin gibi kendisi yarat ve ya sosyal medya bambaşka bir şeyin konusu. Daha önce de hani kısa kısa değindik. Ya orada başka bir şey var. Bu kulüp muhabirlerinin yarattığı toksik ortam. Takım 4 yemiş. Verilmeyen penaltıdan bahsediyor. Abi hadi geç onu yani. Hangi penaltı diyorsun? Ya yani <laughs> hey, dediğim gibi abi bu işin, yani bunun şeyi yok. Bu işin e, bunu sabaha kadar konuşuruz. Evet. Dilimiz döndüğünce dediğin gibi. Dediğin gibi evet bir dilimiz döndüğünce tartışmaya çalıştık kendimizce. Diyerek toparlayalım bence senin ekstra ekleymek istediğin başka bir şey yok yoksa. Abi, şu an şey yok. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Yani işte Beşiktaş'tan girip aslında o işin nasıl kalitesiz bir şekilde yönetildiğinden başlayıp onu aslında Süper Lig'e evirip Devam ettik. Oradan da güzel bir geçiş oldu. E tabii bunun playoff'la kurtarılmaya çalışmasını aslında özünde tartışmaya çalıştık. E, önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi göreceğiz bu böyle bir karar alınacak mı? Yoksa şu an deniyorlar ama içeriden de ben zannetmiyorum yani. İnsanların buna bir şekilde karşı olduklarını ya da karşıt görüş belirtebileceklerini de düşünüyorum. Göreceğiz. Bakalım. Umarım lig için pek zannetmiyorum ama hayırlı bir e, sonuçla sonuçlanır süreç. E, diyerek bu haftayı toparlayalım abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Aferin, Güzel ağzır, bir ağzır. Ne oldu. Demek? Her e, zaman seninle konuşmak çok keyifli. Yani umarım daha keyifli, daha değerli toplu şey yapabileceğimiz konular da olur. Çünkü bazen yani biraz böyle bu programın da amacı bu ama e bazen böyle ki dağılıyor gibi de hissediyorum ama dönüp dolaşıp aynı yere geldiğimiz için aslında o kaçınılmaz sonu ertelemeye çalışıyoruz gibi de hissediyorum. Evet maalesef. Umarım dediğin gibi daha keyifli, daha güzel şeylerden bahsederiz. Gelecek günlerde diyerek e, bu haftaki altı çiziliği sonlandırıyoruz. Ahmet Sercan her beraberdik bu hafta. Önümüzdeki hafta yeni konularla yeniden altıda karşınızda olacağız. Geçiş oyunu oyununu tüm podcast mecralarından ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bizleri desteğinizi takip ederek, beğenerek ve yorumlarınızı bırakarak gösterebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.